Evet, sevgili meslektaşlarımın güzel ve kaliteli bir görüntü alabilmeleri adına kısa bir süre bekliyorum. Çok teşekkürler sevgili arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanım, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili genç arkadaşlarım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde tertiplenen Gençlere İlham Veren İsimler programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Öncelikle sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya ardından İstiklal Marşımızın icrasına davet ediyorum. Evet, bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşımızı hep birlikte icra ettik. Güzel güneşli bir Ankara sabahından herkese bir kez daha günaydın demek istiyorum. Gençlere ilham veren isimler programı başarı öyküleriyle yeni nesillere ilham olan ve Türkiye markasının daha da güçlenmesine katkıda bulunan bilim ve spor dünyasından değerli isimleri gençlerle buluşturmayı amaçlıyor. Program, değerli konuşmacıların yaşam öykülerini ve başarıya giden yolda edindikleri tecrübeleri gençlerle paylaşmalarına vesile olmakta ve bu yola gençlerin bu hikayelerinden aynı zamanda feyz almalarını amaçlamaktadır. Şimdi dilerseniz gençlere ilham veren isimler programına daha yakından bakalım. Videomuzu buyurun birlikte izleyelim. Bilimde, sanatta, sporda, inovasyonda, teknolojide sığır açacak projelere inşallah sizler imza atacaksınız. Sizlerden sabırla, yılmadan ve yorulmadan inandığınız değerler uğrunda mücadele etmenizi bekliyorum. Nayım Süleymanoğlu gerçekten dünyanın en büyüğü. Karşılaşma bitiyor. Hamza Olimpiyat şampiyonu sevgili seyirciler. Harikasın Mete, harika. Altın madalya bizim. Thank you.
Evet, bu aidiyetli alkışlarınız için teşekkür ediyoruz. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili genç arkadaşlarım. Şimdi sizlere hitap etmek üzere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Profesör Doktor Sayın Fahrettin Altun'u davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Başkanım. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Kıymetli genç kardeşlerim, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak düzenlediğimiz Gençlere İlham Veren İsimler programımıza hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sizleri bugün burada başkanlığımızda ağırlamaktan, bu vesileyle genç kardeşlerimizle bir arada olmaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün Gençlere ilham Veren isimler projemizin, programımızın 6. toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda bugüne dek alanında saygın ve başarılı isimleri ülkemizin farklı şehirlerinde gençlerimize buluşturduk. Gençlerimizin bu başarı hikayelerinden ve engin tecrübelerden istifade etmelerini arzu ettik. Bugün de yine bilimde ve sporda ulusal ve uluslararası boyutta iz bırakan başarılarıyla, eşsiz tecrübeleriyle ilham kaynağı olan çok kıymetli isimleri dinleyeceğiz. Onlarla bir arada olacağız. Rahmetli Ali Fuat Başgil, Gençlerle Baş Başa isimli kitabında çok önemli bir şey söyler. İsabetli bir fikirden aldığın ışık, ömrünce yolunu aydınlatır der. Ben düzenlediğimiz bu programların da gençlerimizin yolunu aydınlatacak bir ışık olmasını temenni ediyorum. Tüm gençlerimize fikir, irade, doğruluk ve gayretle ortaya koyacakları nice başarılar temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, saygıdeğer katılımcılar, gençlerden sıklıkla gelecek ya da yarın olarak bahsedildiğini duyuyoruz, görüyoruz. Bu kısmen de doğrudur kuşkusuz. Hal böyle olsa da gerçeğin tamamını da bu yansıtmıyor bence. Zira gençlik sadece yarına ya da geleceğe ait, sadece adeta rafta bekleyen bir potansiyel olarak görülemez, telakki edilemez. Gençler bütün potansiyelleriyle, enerjileriyle, hayalleriyle, birikimleriyle, bütün varlıklarıyla şu andadır, bugündedir, bugünü şekillendiren temel bir aktördür. Dolayısıyla gençleri gelecek bir zamana öteleyip, hapsedip, bugünden dışlamayı da bu anlamda doğru bulmuyorum. Gençler bugüne aittir. Sadece geleceğe ait bir unsur ya da varlık olarak gençlerden bahsedilemez, bahsedilmemeli. Gençler ve tüm nesiller hep birlikte bugünü ve geleceği şu anda şekillendiriyor, şu anda örüyorlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bugünü esasında gençlerin zamanı olarak niteliyor ve kendisini de gençlerin zamanının misafiri olarak ifadelendiriyor. Elbette gençlerin hayatı bir önceki neslin yaptıklarının ve yapamadıklarının da gölgesinde şekilleniyor. Bu bilinçle bizim de en büyük idealimiz gençlerimize büyük ve güçlü bir Türkiye'yi miras bırakmak, gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa etmektir. Bu doğrultuda gençlerimizin bugününü ve yarınını daha güzel, daha müreffeh hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız büyük bir vizyonla ortaya koyduğu Türkiye yüzyılının özellikle gençlerin yüzyılı olduğunu vurguluyor.
Bu yaklaşım da onun gençliğe verdiği değerin, gençleri yerleştirdiği yüksek konumun açık ve net bir göstergesidir. Yine Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi devlet olarak eğitimden teknolojiye, sanattan spora, her alanda gençlerimizin en üst düzeyde yetişmeleri için gereken altyapıyı önemli oranda tamamlamış durumdayız. Bu temel üzerinde gençlerimizi kökü mazide olan ati anlayışıyla değerlerine bağlı, ne istediğini bilen, geniş ufuklu, azimli, donanımlı, çalışkan bireyler olarak bugüne ve geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Gençlerimizin kendileri için, aileleri için, ülkemiz, milletimiz için ve tüm insanlık için nitelikli ve güzel işler yapmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz. Değerli genç kardeşlerim, sizlerin heyecanı, sizlerin enerjisi, sizlerin coşkusu bu toplumun en büyük gücüdür, bu toplumun teminatıdır. Sizlerin umutları, beklentileri ülkemiz ve milletimiz için daha fazla mücadele etme, daha fazla hizmet ve eser üretme gayretimizi de artırıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız gençlere her zaman güvenmiş, onlara hep daha fazla alan açmak ve daha fazla fırsat vermek yaklaşımını benimsemiş bir liderdir. Cumhurbaşkanımız gençlere duyduğu bu güvenle seçilme yaşının önce 25'e ardından da 18'e düşürülmesine öncülük etmiştir. Böylece gençlerin siyasal alana katılımlarının önü açılmıştır. Siyasal alan daha genişlemiştir, kamusal alan daha genişlemiştir. O dönemde bu adımların atılmasına karşı çıkanları hatırlayın. Onların kullandıkları söylemlerdeki gençlik karşıtlığını, gençleri nasıl hafife aldıklarını da lütfen hatırlayın. Yine Türkiye siyasi hayatında ne yazık ki başta sol ideolojiler olmak üzere radikal akımlar gençleri ideolojik birer payanda, ideolojik olarak adeta kullanılıp atılacak bir malzeme olarak gördüler. Bu tür ifsat amaçlı girişimler nedeniyle özellikle Türkiye tarihinde, özellikle 1970'li yıllarda bu ülkenin gençlerinin birbirine kırdırıldığını gördük. Birbirlerine düşürüldüğünü gördük. Büyük acılar yaşandığını gördük bu nedenle. Son 20 yılda yine gördük ki birileri yapay ideolojik kutuplaşmalar oluşturma gayretiyle siyasal alanı işgal etmeye kalktı. Biz bu yapay ideolojik kutuplaşmalar oluşturma, gençler üzerinden bu kutuplaşmaları derinleştirme gayretlerine karşı da mücadele ettik. Bu bağlamda biz toplumsal huzur ve güvenliğin tahkim edilmesinin yolunun gençlerin siyasal alana özgürce katılmasından geçtiğine inanıyoruz. Ve bu bağlamda da son dönemde önemli kazanımlar elde ettik. Türkiye bugün genç ve dinamik nüfusuyla ekonomide, diplomaside, teknolojide, bilimde, sanatta, sporda, aklınıza gelecek her alanda öncü bir ülke olarak yoluna devam etmektedir. Bu yolda her bir gencimizi ülkemizin yazdığı büyük ve güçlü Türkiye destanının kelimeleri olarak görüyoruz. Hiç kuşkusuz bu destan gençlerimizle birlikte yazılıyor ve yazılmaya devam edecek. Kendi içinde istikrarı tahkim etmenin yanında istikrarlaştırıcı bir güç olarak bölgesel ve küresel bir aktör haline gelen ülkemiz, dünyaya örnek olacak başarılara imza atıyor. Bu milletin gençliğinin de büyük ve güçlü bir ülkenin vatandaşları olmanın bilincine, özgüvenine sahip olması çok önemli. Bakmayın siz Türkiye karşıtlarının Türkiye'yi resmetme biçimine. Türkiye son 20 yılda devrimci dönüşümler yaşamıştır. Türkiye yaşadığı bu dönüşümlerle lig atlamıştır. Ve bugün Türkiye itibarlı bir bölgesel güç
etkin bir küresel oyuncudur. Sanattan spora, bilimden teknolojiye, her alanda başarı grafiğini giderek yükselten gençlerimiz var bugün. Ve bu gençlerimiz bu bilinçle, bu özgüvenle hareket ettiklerinde daha da büyük başarılara koşacaklar. Devletimiz de son dönemde sanata ve spora yönelik yatırımları, altyapı çalışmalarını Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar ileriye taşımıştır, üst seviyelere çıkarmıştır. Türkiye yüzyılını inşa edecek olan bu gençlik, ben inanıyorum ki milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri bir bir gerçeğe dönüştürmeye devam edecektir. Bu doğrultuda bizim de görevimiz yetkinliklerini ve donanımlarını artıracak imkanları ve kendilerini sürekli geliştirmelerini sağlayacak destekleri gençlerimize sunmaktır. Devletimizin her alanda destek olduğu gençlerimiz kendilerine duyulan güveni de hamdolsun boşa çıkarmıyorlar. Uluslararası müsabakalarda genç sporcularımız daha önce sınırlı varlık gösterdiğimiz branşlarda dahi zirveyi kimseye bırakmıyorlar. Genç bilim insanlarımız dünya çapında başarılarla adlarından sıkça söz ettiriyorlar. Bu başarıların devamı için elbette rol model konumundaki insanların serüvenlerinin ve birikimlerinin paylaşılması çok ama çok değerli. İşte bugün burada da aramızda bulunan kıymetli bilim insanlarımızın, değerli sporcularımızın paylaşacağı tecrübelerin de gençlerimize ilham olacağını, onlara cesaret vereceğini düşünüyoruz. Onlar hedeflere ulaşmak meşakkatli olsa da gayretle bu hedeflere ulaşmanın mümkün olduğunu kendi hayatlarıyla, kendi başarılarıyla, kendi birikimleriyle gösterdiler, göstermeye devam ediyorlar. Kıymetli misafirler, kıymetli gençler, şunu özellikle vurgulamak isterim. Ancak ve ancak yol bulanlar, yol açanlar, yılmadan, yıkılmadan yol yürüyenler ilham olabilirler ve cesaret verebilirler. Hamdolsun Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Mevlana'dan Hacı Bektaş'a, bize ve tüm insanlığa ilham kaynağı olacak milli, manevi, tarihi ve kültürel değerlere yol gösterecek deniz fenerlerine sahibiz. Elbette geçmişte olduğu gibi günümüzde de yaşayan ilham kaynağı değerlerimiz var. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız bugün ülkemiz gençliğine, hatta dünya gençliğine bu anlamda ilham veren, cesaret aşılayan bir liderdir. Milletine hizmet için aşkla koşan, içeride ve dışarıda türlü badirelere göğüs geren, dünya beşten büyüktür diye haykıran, daha adil bir dünya için gayret sarf eden Cumhurbaşkanımızın liderliği bizler için, gençlerimiz için gerçekten çok kıymetli bir ilham kaynağıdır. Gençliğin heyecanı ve girişkenliği ilham veren isimlerin tecrübeleriyle birleşince gençlerimizin ülkemize daha güzel katkılar yapacağına, ülkemizi daha güzel yarınlara, yerlere getireceğine gönülden inanıyorum. Burada dinleyeceğimiz başarı ve hayat hikayelerinin de sizlere ilham olacağını, cesaret vereceğini, umut aşılayacağını, yolunuzu aydınlatacağını düşünüyorum. İnanıyorum ki bilimde, sanatta, sporda, inovasyonda, teknolojide çığır açacak projelere sizler imza atacaksınız. Devralacağınız emaneti, birikimi çok daha yukarılara taşıyacaksınız. Hiç kuşkusuz gençlerimizin milli, manevi, tarihi ve kültürel değerlerimize, yani bizi biz yapan değerlere sarılarak elde edecekleri başarıların anlamı çok daha kalıcı, çok daha derin olacaktır. Alanlarındaki başarılarının yanı sıra milli meselelerdeki duruşları ve örnek kişilikleriyle gençlerimize ilham veren isimlerin sayısının artmasını temenni ediyorum. Aklınızla, inancınızla, ahlakınızla, vicdanınızla, birikiminizle, çalışkanlığınızla, dürüstlüğünüzle mücadeleye devam ettiğiniz müddetçe öyle inanıyorum ki üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir engel olmayacaktır. Ben sizlerin de birer ilham kaynağı olacağınıza yürekten inanıyorum.
Siz kıymetli genç kardeşlerimle bu program vesilesiyle bir arada olmaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Panellerimizde konuşacak her biri birbirinden kıymetli bilim insanlarımıza ve sporcularımıza bu değerli, bu anlamlı katkıları için tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Tüm gençlerimiz, katılımcılarımız için verimli ve hayırlı bir program olmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim biz de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Profesör Doktor Sayın Fahrettin Altun'a hitapları için teşekkür ediyoruz. 15 dakikalık bir ara, aranın ardından bilimde iz bırakanlar oturumuyla devam edeceğiz.